Evet arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir çekeceğiz arkadaşlar. Bu videonun arkadaşlar aşağıya yazmasını izleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar umarım videomu beğenir, abone olur, like atarsınız. İyi seyirler. Eckhart Akademi'den herkese merhabalar. Sevgili gençler, hepiniz hoş geldiniz. Anne. Bu dersimizde sizlerle ışığın yansıması ve yansıma kuralları üzerine konuşacağız. Kısa bir konu anlatımımız olacak. Ardından çözümlü soru örnekleriyle konuyu pekiştireceksiniz. Hemen başlayalım. Işığın yansıması nedir? Gençler, ışık bir yüzeye çarptıktan sonra geldiği ortama geri dönüyorsa buna ışığın yansıması adını veriyoruz. Işığın yansıması düzgün yüzeylerde ve pürüzlü yüzeylerde birbirinden farklı oluyor. Düzgün yüzey dediğimizde aklınıza daha çok ayna gibi böyle pürüzsüz yüzeyler gelecek arkadaşlar. Eğer pürüzlü yüzey dersek halı gibi, zımpara kağıdı gibi girintili çıkıntılı olan yüzeyleri düşüneceksiniz. Şimdi düzgün yüzeye birbirine paralel ışık ışınları yollarsak ne oluyor? Arkadaşlar bu ışınlar yüzeyimiz düzgün olduğu için yine birbirine paralel olacak şekilde yansımaya uğruyor. Yani yakışıklı bir şekilde ne yapıyorlar arkadaşlar? Yansıyorlar. İşte düzgün yüzeylerdeki bu yansımaya düzgün yansıma adını veriyoruz. Ama biz bu paralel ışık ışınlarını pürüzlü yüzeye yollarsak ne olacaktır? Bu ışık ışınları birbirinden bağımsız böyle Allah'a emanet şekilde arkadaşlar yansımaya uğrayacaktır. İşte pürüzlü yüzeylerdeki bu yansımaya da dağınık yansıma adını veriyoruz. Düzgün yüzeydeki görüntü net olur. Kendinizi düzgün bir şekilde görebilirsiniz. Pürüzlü yüzeylerde ise arkadaşlar ya görüntü oluşmaz ya da bulanık olur. Bunları da unutmayınız. Şimdi geldik yansıma kurallarına. Ama öncelikle bazı belli başlı kavramlar var. Bunları öğrenelim. Birincisi yüzey. Hepiniz biliyorsunuz yüzeyi. Ne olabilir yüzey? Ayna olabilir, duvar olabilir veya mermer zemin olabilir, fark etmez. Işık ışınlarının çarptıktan sonra yön değiştirdiği bölüme bu kısmı ne diyoruz? Yüzey diyoruz. Şimdi ikincisi arkadaşlar ışınlar. Bir ışını bu yüzeye gönderdiğimizde ne oluyordu? Yansımaya uğruyordu. İşte arkadaşlar yüzeye gönderilen bu ışık ışınına ne diyoruz? Gelen ışın diyoruz. Bakın yani yüzeye geliyor gibi düşünebilirsiniz sevgili gençler. Bu ışık ışını yüzeye çarptıktan sonra ne olacaktır? Yansımaya uğrayacaktır. İşte bu kırmızı renkte gösterdiğim ışık ışına da ne diyeceğiz? Yansıyan ışın adını vereceğiz. Bunları unutmuyorsunuz. Bakın bu şekilde maviyle gösterdiğim yüzeye gönderilen ışındır. Yansıyan ışın neydi? Yüzeyi terk eden ışındır diyebiliriz. Şimdi geldik yüzeyin normaline. Arkadaşlar normal hayali bir çizgidir. Yüzeyi 90 derecelik açıyla kesen hayali çizgiye ne diyoruz? Yüzeyin normali diyoruz arkadaşlar. Her zaman normalle yüzey arasında 90 derecelik açı bulunması lazım. Soru çözümlerinde bu normali çok kullanacağız. Bu yüzden bunu iyi kavramanız lazım. Şimdi bakın. Gelen ışın ile normal arasında kalan açıya gelme açısı adını vereceğiz. Gelen ışın onun tarafında ne varmış demek ki? Gelme açısı. Yine aynı şekilde bakın hep normalle çalışıyoruz. Normal ile yansıyan ışın arasında kalan açıya da ne diyeceğiz? Yansıma açısı diyeceğiz. Gelme açısı gelen ışın tarafında, yansıma açısı da arkadaşlar yansıyan ışın tarafında. Bunları asla unutmuyorsunuz. Okların yönü önemli. Yüzeye doğru gelen ışın gelen ışın oluyor. Yüzeyden ayrılan ışın yansıyan ışın oluyor. Şimdi iki tane açımız daha var. Bunları da öğrenelim. Ardından arkadaşlar yansıma kurallarına başlayacağız. Şimdi bakın şurada gelen ışın ile yüzeyin arasında kalan bir açı göreceksiniz. Yeşil renkle gösterilen bu açının adı nedir arkadaşlar? Gelen ışının yüzeyle yaptığı açıdır. Bakın gayet basit. Gelen ışın bu, yüzey de bu. Demek ki gelen ışınla yüzey arasında kalan açı da buymuş. Bu açı arkadaşlar bakın burada da var. Buna da ne diyeceğiz ama? Yansıyan ışınla yüzeyin yaptığı açıdır. Neden? Çünkü bu ışınımız yansıyan ışındı. Yüzey de burada. Demek ki yansıyan ışınla yüzey arasında kalan açının adı ne olacakmış? Yansıyan ışının yüzeyle yaptığı açı olacakmış. Gayet kolay. Şimdi yansıma kurallarımıza başlıyoruz. Birinci kuralımız gelme açısı her zaman yansıma açısına eşittir. Ne yapmıştık? Bir yüzeyimiz vardı. Buraya ışın gönderiyorduk ve yansımaya uğruyordu arkadaşlar. Hemen normalimizi her soruda çizeceğiz. Bunu unutmuyorsunuz. Normalle yüzey arasında 90 derecelik açı bulunması lazım. Gelme açısı neresi? Gelen ışınla normal arasında kalan bölümdü değil mi arkadaşlar? Bu açıydı. Burası gelme açısı.
Yansıma açısı da yansıyan ışınla normal arasında kalan açıydı. İşte burası da yansıma açısı. Neymiş birinci kuralımız? Gelme açısı her zaman yansıma açısına eşitmiş. Örnek verelim. Mesela gelme açısı 40 derece ise hemen ne yazacaksınız? Yansıma açısı da 40 derecedir yazacaksınız arkadaşlar. Unutmuyorsunuz. 50 derece ise gelme açısı ne olur yansıma açısı? 50 derece olur. İkinci kurala geçiyoruz. İkinci kuralımız yüzeye dik açıyla gelen ışın ne yapar? Kendi üzerinden geri yansır. Yani bir ışın düşünün arkadaşlar. Bu ışık ışını yüzeye tam 90 derecelik açıyla gönderiliyor. Yani sanki normalin üzerinden yüzeye doğru gönderildiğini düşünün. Ne olur? Bu ışık ışını yüzeye çarptıktan sonra kendi üzerinden geriye döner arkadaşlar. Kendi üzerinden geri yansır. Mesela basketbol topu düşünün. Düzgün bir şekilde düzgün bir yüzeye bırakırsak ne olur? Sektikten sonra aynı şekilde o yolu takip eder değil mi gençler? İkinci kural neymiş? Yüzeye dik açıyla gönderilen ışın kendi üzerinden geri yansıyormuş. Sırada üçüncü kuralımız var. Ne diyor bize üçüncü kural? Gelen ışın, yansıyan ışın ve normal. Bakın bunların üçü neymiş? Aynı düzlemdeymiş. Daha rahat anlamanız için bir örnek vereyim size. Bir A4 kağıdı düşünün gençler. Bu A4 kağıdını bu üçünün arkasına yerleştirsek şunu görürüz. Gelen ışın, normal ve yansıyan ışın. Üçü de bu A4 kağıdının üzerine çizilmiş gibi olur. Yani hepsi aynı düzlemdedir. Bu kuralı unutmuyorsunuz. Şimdi geldik örnek sorularımıza. Örnek soru çözümlerini iyi takip edin. Bu konuyu tamamen rahatlıkla kavramış olacaksınız. Soru 1. Şekilde bir aynadan yansıyan ışının yüzeyle yaptığı açı verilmiştir. Buna göre gelme açısı kaç derecedir demiş. Şimdi bakın bu arkadaş okun gösterdiği yönden biliyorum. Yüzeye çarptıktan sonra ne yapmış? Yüzeyi terk etmiş. Arkadaşlar verilen açı bakın nedir? Yansıyan. Şimdi benim ne yapmam lazım? Bu soru üzerinde oynamam lazım. Bu ışık yüzeyden yansıdığına göre önce bir gelmesi lazım. Hemen gelen ışını çiziyoruz. Daha sonra ne yapacak? Normalle yüzey arasındaki açımız her zaman 90 dereceydi. Unutmuyorsunuz. Normal yüzeyle her zaman ne yapar? 90 derecelik açı yapar. Şimdi ne yapmam lazım? Gelme açısını bulmam lazım. Arkadaşlar burası 40 derece ise bunun tamamı 90 derece ise demek ki benim yansıma açım kaç derecedir arkadaşlar? Benim yansıma açım 90-40'tan 50 derecedir. Her zaman kural neydi? Gelme ile yansıma açısı birbirine eşitti. O zaman yansıma açım 50 derece ise gelme açım da ne olur? Yine 50 derece olacaktır. Bu yüzden cevabımız soru 2. Q aynasına gönderilen ışık ışını L ayna yüzeyiyle kaç derecelik açı yaparak yansır? Bakın bu ışık ışını Q aynasına çarptıktan sonra ne yapacaktır gençler? Yansımaya uğrayacaktır değil mi? Karşısında ne var? L aynası var. Bir kez daha yansımaya uğratacağız. Bize neyi soruyordu? Bu ışık ışınının L aynasıyla arasında kalan açıyı soruyor. Burayı bulmamız lazım. Şimdi normalimi çizdim. Normalle yüzey arasında kaç derece açı olması gerekiyor? 90 derece. Buraya kaç kaldı? 40 derece kaldı. Bu benim gelme açım. Hemen yansıma açımı bulabilirim. Çünkü gelme açısı yansıma açısına eşittir. O da derece olarak bulunur. Bakın gelme açısıyla yansıma açısı eşit. Şuradaki yüzeyle yapılan açılar da her zaman ne olur? Yine birbirine eşit olur. Burada çok dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada bir üçgen var görüyor musunuz? Sarıyla gösterdiğim bölge bir üçgen. Üçgenin iç açılarının toplamı kaçtı? 180 dereceydi. O zaman bakın burada gördüğünüz 50 derece, 90 derece ve şuradaki açıyı toplarsak ne buluruz? 180 derece olarak buluruz. O zaman buradaki açıyı hemen bulalım arkadaşlar. 50 artı 90 artı bizim açımız hepsi ne olacaktır? 180 derece olacaktır. İkisini topladığınızda 140 olarak bulursunuz. Demek ki 40 derece daha ekleyeceğiz ki toplamımız 180 derece olsun. Açımız 40 derece olarak bulundu. Hemen yine yüzeyin normalini çizelim arkadaşlar. Yüzeyin normali yüzeyle 90 derecelik açı yapar. Burası 40 ise kaç kaldı buraya? 50 derece kaldı. Benim gelme açım nedir? 50 derecedir. O zaman yansıma açım da 50 derece olacaktır. Demek ki burası da 90 derece olduğuna göre veya doğrudan buradan da görebilirsiniz. Burada arkadaşlar ışınımızın L aynasıyla yaptığı açı 40 derece olarak bulunmuş olur. Cevabımız B seçeneği. İkinci soruyu da yaptık. Şimdi üçüncü sorudayız. Şekildeki gibi düzgün yüzeye gönderilen ışının yansıma açısı kaç derecedir demiş. Arkadaşlar bu yüzeyin normali ise benim bildiğim şey nedir? Yüzeyin normalidir. O zaman arkadaşlar burada gördüğümüz A açısıyla 2A açısını toplarsam ne bulacağım? 90 derece olarak bulacağım. Bir tane A, iki tane A daha ne eder? 3 tane A eder.
3 tane A, 90 derece ise 1 tane A'yı 90 bölü 3'ten 30 derece olarak bulmuş olurum. Evet, A'yı buldum. Neymiş? 30 dereceymiş. O zaman şurada gördüğümüz açı 30 derece.